Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dinleyiciler, bugün inşallah 17. orucumuzu eda etmekteyiz. Rabbim oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Bizleri her türlü tehlikelerden, musibetlerden, belalardan korusun inşallah. Vatanımızı, milletimizi ve bütün Müslümanları kafirlerin zulmüne karşı, düşmanlık edenlerin düşmanlığına karşı muhafaza eylesin inşallah. Rabbim verdiği nimetlerin şükrünü tam olarak eda edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin konusu şükür. Yani nimetin kıymetini bilme. Nedir şükür? Verdiği nimetten dolayı kulun Allah'a minnettarlık duyması, bunu söz ve amelleriyle göstermesi anlamında kullanılmaktadır. İnsana biri şükür, teşekkür, diğeri küfür, nankörlük olmak üzere iki yol gösterilmiştir. Yüce Allah ona akıl ve irade vermiş, ister İyiliklerin değerini bilme yolunu tercih etsin, isterse nankörlük yolunu, nefsani arzularının yolunu takip etsin kıymetli dinleyiciler. Yüce Rabbimiz Lokman suresi 12. ayette buyuruyor ki: وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْ اِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Şükreden Lokman Aleyhisselam'a diyor ki Rabbimiz, sen şükret. Kim şükrederse Allah için, yani kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Yani kim şükrediyorsa o kendi için etmiş oluyor. Kim de nankörlük etmiş oluyorsa o da kendisi için nankörlük etmiş oluyor. İnsan için şükrü şöyle sıralayabiliriz. Kalbin şükretmesi, yani nimetleri verenin Allah olduğuna kalben inanacak kişi. Bu nimetler bana Allah'tan geliyor. Mesela zenginse malını, bu malı bana Allah verdi. Tamam, beni bir şekilde vesile olup da kazanmış olabilirim ama bu malın asıl sahibi Allah, bu bedenin asıl sahibi Allah, bu yediğim içtiğim rızıkların asıl sahibi Allah olduğunu kişi bilmesi, inanması gerekiyor. Bir diğeri dilin şükrü. Allah'ın verdiği bütün nimetlere hamd etmek, Allah'ı zikretmek, dilin şükrü de bu oluyor. Bedenin şükrü, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek. Yani biz bedenimiz var. Bunda bu bedenimizi bize Allah verdi. Bu bedeni Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetlerimizi yerine getirmek, yasaklardan uzak durmak, emirleri yerine getirmeye çalışmak bedenin şükrü oluyor kıymetli dinleyiciler. Bir de malın şükrü var. Rabbimiz insanlığa zenginliği Allah veriyor. Bütün malımız aslında bize Allah'ımızın ikramı ve Allah kişi de onun şükrünü eda etmek için sadakayla, zekatla o malından infak etmesi gerekiyor kıymetli dinleyiciler. Rabbimiz buyuruyor ki İbrahim suresi 7. ayette, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz gerçekten azabım çok şiddetlidir buyurmaktadır. Yani biz şükrettiğimizde aslında Rabbimiz buyurmuştu, kendimiz için şükrediyoruz. Rabbimiz şükrettiğimizde bize nimetini kat kat artıracağını bildiriyor. Eğer nankörlük edersek, yok bu benim malım, ben kimse ilgilendirmez, kendim kazanıyorum dersek, nimetim bu benim bedenim, kimse karışamaz dersek o zaman da nankörlük etmiş oluruz ve Allah diyor ki azabım çok şiddetlidir. Her şeyin benden geldiğini, kul olduğunuzu, bana ihtiyacınız olduğunu asla unutmayın diyor. Azabım çok şiddetlidir buyuruyor Rabbimiz. İnsanlığın örnek şahsiyetleri olan Rabbimizin bizlere rehber gönderdiği peygamberler de daima şükretmişlerdir. Şükreden bir kul olmaya gayret göstermişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişene kadar namaz kılardı. Ona neden bu kadar çok namaz kılıyorsun dendiğinde Allah'a çokça şükreden bir kul olmayayım mı demiştir.
Yani tabii farzlarını, normal ibadetlerini yapıyor. Ayrıyeten ayakları işene kadar nafile ibadet Allah'ın rızasını kazanmak için namazlar kılıyordu. Yani bizim gibi biz bir beş vakit namazımızı, farz olan namazımızı bile eda etmekten üşeniyoruz. Peygamberler Allah'a şükrünün gereğini yerine getirebilmek için namaz kılmıştır. Yine Nuh Aleyhisselam buyuruyor ki Rabbimiz o çok şükreden biriydi. Davut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hakkında yine onların şükreden bir kul olduğunu Rabbimiz bizlere Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor kıymetli dinleyiciler. İnşallah biz de Peygamberimizin gösterdiği yolda Rabbimize şükreden bir kul olma gayretinde olmalıyız kıymetli dinleyiciler. Kıldığımız namazlarda, tuttuğumuz oruçlarda, verdiğimiz sadakalarda Rabbimizin nimetini bilerek, yani bize bu nimetleri Rabbimiz verdi, ben ona ibadet ediyorum diyerek, yani bilse bile ona şükrünü eda etmiş, yerine getirmiş oluyor kıymetli dinleyiciler. İnsan Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksa belki de buna ömrü yetmeyecek. O kadar çok Rabbimiz bize nimet vermiş. Ama halbuki insan ne kadar da az şükrediyor diyor. Rabbimiz Mülk Suresi 23. ayette. Ve ceale lekumüşşem kul huvellezî enşâekum ve ceale lekumüssem'a vel ebsâra vel ef'ide kalîlen mâ teşkurûn. De ki o Allah size gözler, kulaklar, kalpler verdi ama ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani verdiği nimetleri birçok ayet-i kerimede sayıyor. Bizlerin de ne kadar az şükrettiğimizi bildiriyor kıymetli dinleyiciler. Yani biz Rabbimize olan şükrümüzü yerine getiremiyoruz. Düşünelim mesela bizi bu dünyaya getirdik, var olduk. Var olmamız bile çok büyük bir nimet. Yani hiç yok olmak veya hayvan olarak dünyaya gelmek veyahut da olmamak. Yani ucunda ebedi sonsuz bir alemde cennete gitmek varken, yani bu dünyada olduk, artık cennete gitme imkanımız var. İyi bir hayat sürersek, Rabbimizin rızasına uygun bir hayat sürersek, sonsuz, hiç ölüm olmayan, hiç sıkıntıların olmadığı bir yurtta, ahiret yurdunda sonsuza kadar nimet bolluğu içerisinde yaşama imkanımız var. Böyle bir imkan Rabbimiz bize vermiş. Ne büyük bir nimet. Yani bir kişi gelse şimdi size milyonlarca lira verse, o ne büyük bir nimet dersiniz. Allah diyor ki o milyonlarca liranın kat kat daha fazla değerini, yani onların yanında o zerre bile kalmayacak olarak Allah bize vaat ediyor. Biz bu sadece bunları, yani verdiği nimetleri bilip de ona şükretmemizi, onun ibadetlerimizi yerine getirmemizi istiyor kıymetli dinleyiciler. Kişinin var olması çok büyük bir nimettir. Tabi Rabbimizin rızasına göre yaşayıp amel ettiği sürece cenneti kazanacak. O zaman asıl nimete kavuşacak kıymetli dinleyiciler. Yine kişinin bedeni, kendi yani bedeni bile çok büyük bir nimet. Rabbim akletme yeteneği vermiş. Akılla istediği her şeyi doğrusunu bulabiliyor. Gözler vermiş, her şeyi o gözlerle görebiliyor. Her saniye kaydediyor. Bir kamerayla kayıt düğmesine basınca kaç gün kaydeder? Bir gün, belki 2 gün kaydeder. Hadi diyelim bir sene, yani bir sene kaydetsin. Ondan sonra hafızası olarak kaydetmez. Ama Allah öyle bir nimet vermiş ki göz nimetini, onunla her saniye kaydediyor ve hiç de yok ben kaydetmeyeceğim, ben bozuldum falan, yani tabi Allah'ın nimetinden eksiklik olarak, verdiği sıkıntı olarak göz nimetinden kısabiliyor ama yani çoğumuz da Allah hiçbir zaman yani gözümüzü kapatmıyor. Sen biraz dinlen, uykuya da göz dinlendiriyoruz, o ayrı bir şey ama göz nimeti Rabbimizin verdiği çok büyük nimetlerden. Yine elimizi kullanıyoruz, sağlığımız, saatimiz, öyle bedenimizde çok büyük bir nimet. Mesela dışarıdaki havayı çekiyoruz, ciğerlerimiz temiz havayı alıyor, onu temizliyor, kötüsünü geriye bırakıyor. Yani böyle büyük bir nimet vermiş. Yine yediklerimizi temiz olarak, yani işte bulduğumuzu yiyoruz, temiz olanı midemiz ayırıyor, pis olanları atıyor. Yani böyle büyük bir nimet. Bunu kendimiz mi yaptık elimizde? Ben yok şuraya göz yapayım, şuraya mide, şuraya ağız yapayım diye bir şeyimiz yok yani. Böyle bir yapabilme imkanımız, gücümüz, kudretimiz yok. Bunların hepsi Rabbimizin bize bir hediyesi, bir nimeti, bunları bilip bunlara şükretmemiz gerekiyor kıymetli dinleyiciler. Yine yeryüzü bize büyük bir nimet. Yeryüzünü ekiyoruz, oradan nimetler, Rabbimiz bize nimetler veriyor. Gökyüzünden yağmur indiriyor, büyük bir nimet. Hayvanları bizim emrimize amade kılmış. Onları kesiyoruz, yiyoruz. Onları hiç, yani canı acıyor mu? Veyahut da beni niye kesiyorsun? Birimizi kesip yiyecek olsa çok garip gelir ama Allah bize öyle bir nimet vermiş ki onları kesiyoruz, hiç de
bizi sorumlu tutmuyor. Yani karnımızı doyuruyoruz, sütünden yararlanıyoruz, yününden, her şeyinden yararlanıyoruz. Ama bunu bize Rabbimizin verdiğini unutmamamız gerekiyor. Yine Rabbimizin de Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi gece ile gündüz büyük bir nimet. Geceyi bize dinlenme olarak vermiş, bizi bizden daha çok düşünüyor. Gündüzü bize çalışma olarak imkanı, yani işlerimizi görme imkan olarak vermiş. Biz de bunun kıymetini, yani gündüz hep gündüz olsaydı, gece hiç olmasaydı ne yapardınız diyor. Ya da hep gece olsaydı, hep gün hiç gündüz olmasaydı ne yapardınız? Bunu siz mi yapıyorsunuz? Hayır, Allah yapıyor tabii ki. Bunu bize veren Allah, bunun da kıymetini bilmek gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler, İnsan şükretme ihtiyacı yaratılışı gereğidir. Yani yaratılışında insanın şükretme ihtiyacı vardır. Şükretme duygusu vardır. Tertemiz fıtratını koruyan her insan en küçük bir iyiliğe karşı teşekkür eder. Yani çevremizde biri bize hemen iyilik yerine küçük bir şey gülümsemesi bile ona sanki teşekkür etmesi gibi. Bir iyilik, az bir küçük, en ufak bir iyiliğe bile hemen teşekkür etme ihtiyacı duyuyoruz. Hatta hayvanlar bile, yani küçük bir tane yem verince bile, yani bir ekmek verince bile hemen kuyruğunu sallıyor ya da sırmaşıyor. Onlar bile teşekkür ediyor kıymetli dinleyiciler. İnsan bu aklıyla, bu kadar gücüyle, kudretiyle, iradesiyle, Rabbimizin verdiği nimetleriyle ne kadar şükretmesi gerekiyor? O zaman bir düşünelim kıymetli dinleyiciler. Rabbimiz İsra suresi 44. ayette buyuruyor ki, yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar Allah'ı tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani yerdeki gökteki her bütün varlıklar Allah'ı hamd ile tesbih eder. Tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yani dün ayeti kerimede buyurmuştuk. Emaneti yer gök kabul etmedi. O sorumluluğu insan kabul etti. İnsanın hür iradesi var. Yani o kendi eğer isterse Allah'a şükrediyor. Yedi gök diyor ama hiçbir şey, Allah'ı zikretmeyen hiçbir şey yoktur. Biz kendi irademizle yapıyoruz ama bunun da bir sonucu olacak. Bunun da eğer ibadetimizi, şükrümüzü yerine getirebiliyorsak o zaman Allah'ın bize verdiği görevi, emaneti yerine getirmiş olacağız kıymetli dinleyiciler. Yaratanını tanıyan her mümin onun bahşettiği nimetin değerini bilir ve onun kendisine karşılıksız vereni hatırlar ve kulluk bilincini yerine getirmiş olur. Yani eğer yaratanını tanıyorsa, verdiği nimetleri Allah'tan geldiğini, bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini ve onların kendisine karşılıksız verdi. Yani bizden Allah bedenimizi verirken, gözümüzü, kulağımızı verirken hiçbir karşılık istemedi. Yine bize rızıklar verirken, yağmur indirirken, insanoğlu şu kadar para vereceksin ya da şu kadar malınızdan vereceksiniz de ben size öyle yardım, öyle yağmur yağdıracağım demiyor. Bize Allah karşılıksız veriyor. Karşılığında da bizden şükür bekliyor. Yani minnettarlık bekliyor. Bunu da inşallah yapmamız gerekiyor. Biz olsak mesela bu kadar birine bir şey versek, şükretmese bir veririz, iki veririz. Ondan sonra lan bundan kör deriz, vermeyiz. Ama Allah insanoğluna veriyor da veriyor. İnsandan da şükrünü bekliyor. Yaratılışın. Allah da diyor ki, yani yapmazsanız da Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah ihtiyacı olduğu için biz Allah'a şükretmiyoruz. Allah bize her daim nimetini veriyor. Bize bakalım sen kulluğun gereğini yerine getirebiliyor musun? Rabbimiz Mülk suresinde ne buyurmuştu? Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben hangisinin, yani insanların hangisinin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için insanları yarattığını buyuruyor. Yani biz buraya imtihan için gönderdik. Hangimizin daha iyi amel yapacağını sınamak için gönderildik. Allah'ın hiçbir şekilde insanın hiçbir ibadetine yoksa ihtiyacı yoktur. Haşa kıymetli dinleyiciler. En son olarak şunu da belirtelim. Şükür insanı yaratılış gayesinden uzaklaşmaya karşı korur. Yani insan yaratılış gayesinde Allah'a kulluk için yaratıldığını söyledik. Bu gayeden, yani Allah'a şükrünü bildiği, Allah'ı tanıdığı, bütün nimetlerin Allah tarafından kendisine geldiğini bildiği takdirde insan yaratılış gayesinden, görevlerinden, sorumluluğundan uzaklaşmaz diyor. Şükrünü eda ettiği sürece. Yahut insan dese ki bu malları ben kazandım, bu kadar nimetler benim eserim, bu göz benim, bu şey benim, nankörlük etse o zaman insan kulluğundan uzaklaşıyor. Allah'a asi olmuş oluyor kıymetli dinleyiciler. Rabbim inşallah verdiği nimetlerin kıymetini bilip de ona hakkıyla şükredenlerden eylesin cümlemizi. Rabbim ibadetlerimizi, yaptığımız, tuttuğumuz oruçlarımızı, verdiğimiz zekatlarımızı ahseni kabul ile dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Şu mübarek gün yüzü suyu hürmetine inşallah bu başımızda bulunan salgın hastalıktan
cümlemizi hepsi eman eylesin. Vatanımıza, milletimize göz dikenlere inşallah fırsat vermesin. Tuzak kuranların en hayırlısı olan Rabbimiz onların tuzaklarını biliyor. İnşallah tuzaklarını başlarına geçirecektir. Şu mübarek günlerde inşallah bir lokmaya dahi ihtiyacı olanları Rabbim onlara yardım ulaştırabilmeyi nasip etsin. Selametle kalın. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İlla Teala. Fatiha.